Neden hala çıkmadı? Neden kimse bizimle ilgilenmiyor, hiçbir şey söylemiyorlar ya? Ya niye ben bu iğrenç kıyafetteyim Müge? Sen niye? Peki babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta mı? Pasta mı? Pasta mı? Allah Allah! Gitti kızım, devreler yandı, yandı. Kızım evlat, gel sen şöyle otur, biraz sakinleş. Otur, otur, otur. Merak etme, merak etme, iyileşecek mecbur. Hiçbir şey olmayacak. Hocam iyileşecek diyorsunuz da, kurşun yarası bu, kolay değil. Erdal abi, senin en güzel halin hangisi biliyor musun? Susmuş hali. Erdal abi, senin ağzın çeksin inşallah. Ağzın çeksin, ağzın böyle, böyle çeksin, böyle kalsın ağzın. Hayır. Allah Allah. Senin de bu kıyafetin pek güzel olmuş. Allah tamamını erdirsin. Daha çok bekler. Hanımefendi nasıl durumu? Durumu nasıl? Mutlu gibi yolunuz al. Ah canım benim. Canım. Güzelliğine bak. Hakize şunun güzelliğine bak. Bak aynı saçları benim. Aynı benim saçlarım. Ali Nazik. Sen kimden peydalladın bu çocuğu? İskender. Şşşt. Çocuğun yanında. Peydalama, meydalama ne biçim konuşuyorsun? Hakikaten ya. Al bunu ya. Bizim olan biraz daha büyük olacaktı ya. Vuruldu benim oğlum, vuruldu ya. Nerede ya? Nereye verdin? Romantik işiniz o zaman beyefendi. Ameliyathane tıkattı. Üst tıkı, koş koş. Yürü. İskender. Bana bak, küçük senden değil. Saçmalama, canımı sıkma benim kardeşim. Ah, işte bu. Erdal. Erdal ne oluyor Erdal? Anlamadım. Yok, her bunlarda bir şey yoktur. Erdal gayet iyi. Sözleşmeleri aldık hepimiz, hepsi elimizde. Abi, 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 al. Git şuraya, git Allah aşkına. Yavuz, koyun canlarında, kasabet derdinde. Bir şey yok, bir şey yok. Ejnur vuruldu ama çok bir şey yok içeride doktor. Şimdi çıkınca bizi rahatlatır o. Yavuz, kadın kıyafeti mi giydin sen? Abi olaya odaklansan. Orayı düşünmesek çok fazla. Ben de muzdaribim bu konuda. Ben size olayları anlatayım en iyisi. Kamil, ne işi vardı o sözleşmelerin arabada? Mahalledeki tüm evleri satın almadınız mı? Hatırlamıyor musunuz? Hafızanızla ilgili ciddi problemleriniz var herhalde. Balık yiyin, balık. İyi gelin. Hey, dalga mı geçiyorsun benimle Kamil? Yok. Arabada niye bırakıyorsun onları? Ben sana hepsini kafeye kilitleyeceksin demedim mi? Bilmem. Dediniz mi? Hiç hatırlamıyorum. Benim de hafızamla ilgili sıkıntılarım var galiba. Ben de balık yiyeyim bari. Of, bırakın şimdi balığın sözleşmeyi ya. Ya baba, Leyla gitti baba. Mecnun'u vurdular ya, gözümün önünde vurdular çocuğu. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Ne? Yani diyorum ki ne yaparım diye soruyorum. Ne yaparım mesela? Çünkü yani vicdan yapabilirim mesela. Çünkü benim yüzümden vurdular ya çocuğu. Onun merak etme. Kötü bir durum olursa haberi gelir. Diyorsun. Gelir. Ya kötülükle alakalı bir şey olursa babamın haberi oluyor zaten de. Bağmıyorum. İşte o kargaşada Mecnun nasıl vurulduysa o adam tarafından vuruldu, polisler geldi, adamı götürdü, biz de ambulansla buraya geldik. Polislerle beraber mi geldi ambulans? Yok be yenge, en az yarım saat sonra geldi. Ya Yavuz, sen düğüne girebilmek için mi kadın kıyafeti giydin? Ha. Ya bu çok salakça bir şey değil mi? Komik bir şeydi bu, kaldı mı böyle bir şey? Ne bu yani? Ya, işe yaradı abi. Sen niye oraya takıldın o kadar bu kadınlığa yani? Ya, ama ben dikkatimi toplayıp dinleyemiyorum artık şey. Git üstünü değiştir. Ne? Çık! Çık! Benim arkadaşım var. Çık! Çık! Vallahi çık! Artık yeter, hadi, tamam yeter. Bu kolay yeter. Hadi yeter. Suyunu çıkarmayalım ama, tamam hadi. Dokla, dokla. Şu nedir? Nasıl durum, iyi mi yani? İyileşecek mi oğlum? Ne yapacağız? Lütfen sakin olun, sakin olun. Sakin olun lütfen. Şey... Maalesef hastayı kaybettik. Ya Rabbi! Böyle bir tepki beklemiyordum ya. Şimdi ben size oğlunuz gayet iyi, durumu çok iyi desem. Zaten ben de doktor değil. Hasta bakıcıyım desem. Tutamadım kendimi, bir şaka yapayım dedim desem. Beni döver misin? Ciddet! Senin ağzını burnutlarım! Ama senin ağzını burnutlarım! Bir saniye, bir saniye. Bir saniye der misiniz? Allah Allah! Ne bu ne? Ne yapıyorsun sen? Ne biçim sen ya? Allah Allah! Elimi ne? Aa,
Eğitimcilerin yakınları siz misiniz? Biz sizin annesiyim ben. Annesiyim ben. Halasıyım ben. Halasıyım ben. Ben tanıdım. Doktorsunuz değil mi siz? Siz doktor musunuz? Ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Bir de diploma göstereyim isterseniz. Aslında çok iyi olur yani. Kusura bakmayın doktor efendi oğlum. Yani biz biraz epeydir bekliyoruz da heyecanlıyız yani sinirlerimiz. Kusura bakmayın. Hastamızın durumu iyi. Hayati tehlikesi de yok. Ancak buraya getirilirken oldukça fazla kan kaybetmiş. Onun için kendisine biraz kan vermemiz gerekiyor. Veririz. Ben veririm. Problem değil çünkü bizim oğlanın kan grubu sıfır, RH negatif. Yani genel alıcı. Hangimiz versek olur? Ben veririm. Yanlışım var İskender. Sıfır genel alıcı değil, vericidir. Yok, verici olan sıfır değil, AB'dir. Genel verici AB. AB olur. Yapma İskender. AB alıcıdır, verici değil. AB ne zaman alıcı oldu? AB almaz. AB hiçbir zaman almaz. Olur mu öyle şey? Müzakereler sürer. Devam. Sen onu da alacak. Ne yapacak? Alacak ne? Alacak AB'ye giren bir şey. Hey! Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Bırakın geyiği. Hastane burası. Kayvane değil. Sıfır RH negatif genel vericidir. Buyurun. Bütün gruplara verir. Ancak kendi grubundan alır. Bak dediğim gibi. Söylediğim gibi. Ya ne de ya? Ya ben veremiyorum. Ya ben veremiyorum. Benimki de onunla benim. Ben vereceğim. Hacı, bak. Benim babam sıfır RH negatif. Onun babası sıfır RH negatif. Benim büyük, en büyük dedem de sıfır RH negatif. Bütün bizim bu negatifliğimiz hep bu aileden geliyor. O yüzden negatif bir insanım ben. Sen benden hiç çekinme. Benim kanıma vap 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 doldur. Ver kardeşim. Peki efendim. O zaman sizi şöyle kan alma odasına alalım. Buyurun. Buyurun geçin. İskender abi. Evvel ne yapıyorsun? Evvel ne yapıyorsun? Yapma çocuk ya. Hacı ben hazırım. Benden kanıma lap 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 Mecnun kardeşime bütün kanım feda olsun benim. Hemşire hanım başlayalım. Ebu! Oo yuh yuh dur. Ama sen o iğne demediniz. İğneden hiç bahsetmedik. Hiç iğne demediydin. Kan vereceksin ya. Tamam kan vereceğim ama bak kan vereceğim dedin. Aşı olacaksın demedim ki. Ya aşı olmayacaksın arkadaşım. Kan almak için iğneyle damar yolunu açacağız. Başka nasıl vereceksin kanı? Ya onu da bana... Ama ya, Hacı abla ne olur bak. Onu da bana mı soruyorsun sen nasıl vereceksin kan yolunu iğne aldıysan? Sen o kadar yıl okul okudun, iğnesiz kan alınca nasıl olduğunu bilmiyor musun? Vallahi teessüf ederim. Hiç yakıştıramadım sana Hacı. Hacı zaten ben çok korkuyorum. Vallahi yemin ediyorum. Bayılır kalırsam acıtmaz değil mi? Acıtmaz desene bir kere. Acıtmaz. Bak hop iğneye battı canımı yaktı. Hop altın bol kuş geldi. Ay. Çok mutsuzum baba ya, çok mutsuzum. Nişanlanalım dedik olmadı, evlenelim dedik olmadı. Olmadı ya. Dost hayatı mı yaşasam acaba? Dost hayatı mı? Ha, dost gibi takılsak Leyla'yla böyle. Kanka gibi takılsak falan böyle, çapkından falan gitsek. Of ne vardı sanki biraz bana benzeseydin oğlum. Yarın ölüp gitsem bu akılla ne yapacaksın merak ediyorum. Ne yapacağım işte senin olduğun yere geçerim ne var ki? Ben de kötüyüm yani sonuçta, genlerimde var. Ama bir işe yaramıyor baba. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor yani, ben anlamıyorum bunu. Bak mesela Mecnun öyle değil. Hem yani iyi, hem fakir. Bir de şimdi mağdur da oldu. İyi, fakir, mağdur. Üçü bir arada oldu yani. Leyla kesin ona gider ya, of ya. Güzel, çok güzel. Nesi güzel baba ya? Leyla ona gider diyorum, sen güzel diyorsun. Nesi güzel bunun? O değil benim saf oğlum. Kötü bir Mecnun fikri çok güzel. Kalk, uyandır şunu gidiyoruz. Tamam. Nere? Hastaneye. Aa, Mecnun'a geçmiş olsun değil mi? Vallahi iyi fikir. Ne Mecnun be? Akıl hastanesine gidiyoruz. Eski bir dostu ziyaret edeceğiz. Ağrı sancı falan yok deme oğlum. Yok anne ya. İyiyim ya. Vallahi maşallah var. Ben de yedim. Yani baksana İskender oğlanı delik deşik etmişler. Hala bir şey yok değil mi? Delik mi deşik mi? Anne nasıl bir benzetme Allah ya ne kadar çirkin bir yakıştırma oldu öyle. Vurdular beni ya ne delmesi? Delme melme yok. Mecnun evladım. İsmail'e ne oldu öyle? Kan mı tuttu? Bilmiyorum ki ya iğne vurduktan sonra bayıldı dediler ama. Allah Allah ya. Ona ne oluyor ki ya? Adam orada vurulmuş gıkı çıkmıyor yatıyor. Erdal, bir tane iğne yemiş burada. Erdal. Yatışa bak ya Allah'ım. Erdal uzatma. Hayda. Nedir bu odanın hali böyle? Sizlere de birer yatak getirteyim isterseniz. Sen almaz.
Yok zahmet etmeyin, biz iyiyiz böyle doktor bey. Manyak mısın sen kardeşim? Hasta odası burası. Hadi herkes dışarı, dışarı! Anayım ben, ana doktor bey. Hangi ana yüreği çocuğunu burada bırakıp da gider? Merak etmeyin hanımefendi. Oğlunuzun durumu iyi. Bu akşam kalsın, yarın sabah gelir alırsınız. Hadi bakayım, şimdi herkes dışarı. Refakatçi olarak bir kişi kalsın yeter. Tamam, ben kalırım. Allah Allah! Yani anası burada, babası burada, dedesi burada. Kızım sen niye kalacaksın yani? Aşk olsun yenge, biz de buradayız. Anneciğim, vallahi hastane köşelerine hiç perişan olmayın bence. Leyla kalır burada. Siz de bence gidin, yarın gelip beni alırsınız değil mi babacığım? Anneciğimi alıp istiyorsan beraber. Pagize, hadi bize yol görün, hadi. Anası burada dururken elin kızı burada niye kalıyor? Sen de benim canımı sakma. Pagize, oğlan anacığım babacığım demeye başladı. Belli ki iyi değil. Üstüne gitme, hadi bakalım. Hadi acil şifalar. Hadi kızım. Hadi dede, hadi. Hadi. Dede, bence tehlike devam ediyor. Tehlikesi ne? Mecnun'un hayati tehlikesi. İç kanamadan şüpheleniyorlar. Eğer iç kanamadan şüphelenmeseler eve bırakırlardı, evde yatardı, hastanede tutmazlardı. Bak, bak bu sefer gerçekten geliyor. Geliyor, yürü, yürü. Profesör, ziyaretçileriniz var. Bir gün geleceğini biliyordum. Yani ben şimdi düğünü basmasam sen o pislik herifle evlenecek miydin yani? Mecbur evlenecektim herhalde. Yani şimdi evli bir kadın olacaktım düşün. Evli bir kadın olacaktım diyor ya. Evli bir kadın. Mecnun? Aa, hemen surat asma öyle. Biliyorsun kendim için değil, evler için. Ev mi? Aa, tutturdun evde ev ne? Evde ev. Ya vallahi yemin ediyorum evlilik programındaki kadınlar gibi oldun ya. Seni acaba oraya mı yollasak? Bu kadar ev düşkünü sen. Sen bu kadar ev düşkünü bir kız değildin Leyla. Ah yaram da sızlıyor ya yemin ediyorum. Aa dediğin şeye bak ya. Aşk olsun ya. Ya sanki ben kendim için istiyordum onları ya. Üstüme mi yapacağım hepsini? Ben insanlar sokakta kalmasınlar diye o kadar uğraştım. Ya niye böyle yapıyorsun? Senin ağzından çıkanla kulağın duydun tuttu. Ne dedim ben? Bir sakin ol İsmail abi ya. Ne oldu ya? Sen öyle şimdi dangıl dungul girince laf ondan oldu. Dangıl dungul mu? Hey maşallah o neymiş öyle ya? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama bu adam deli yani, farkındasın değil mi? Bize de böyle bir deli lazım zaten. Ne kadar değişmiş bu, ne güzel. Bizim zamanımızda sadece bir tane mikroskop, iki tane de deney tüpü vardı. Ne o ya öyle, lise laboratuvarı gibi? Öyleydi zaten. Bizim lisenin laboratuvarıydı burası. Ne yapacağız şimdi? Büyük patlamayı oluşturup evrende böyle minik delikler mi açacağız? Hayır profesör. İnsan klon diyeceğiz. Olmaz o. Olmaz. Olamaz. Yani yapamayız canım. Mümkün değil. Sen içerideyken çok şey değişti profesör. Adamların koyun klonlamayı başardı. Koyun? Klon. Ya anne. Klon, koyun. O, ya onun eti sert olur. O yüzden. Yoksa bak hatta. Egosu kabardı profesörün, yediremedim. Ne alakası var canım? Bizim imkanımız yoktu. Yoksa biz çoktan başarmıştık birçok şeyi. Ya. Tamam tamam. Neyse ne kesin. Profesör, Mecnun diye birini klonlayacaksın. Onun kanını getireceğiz sana. İçine benim kanımdan da karıştıracaksın. Böylece kötü bir Mecnun yaratacağız. Çikolatayla fındık dağıtayım mı? Ne yapıyoruz? Adam mı klonluyoruz? Karışık dondurma mı? Ne yapıyoruz yani? Profesör çok pis koydu lafı yalnız baba. Kesme! Liseli ergenler gibi ortalığı kızıştırma sen de. Profesör, gereken tüm ekip ve ekipmanların karşılanacak. En kısa sürede halletmeni istiyorum bu işi. Tamam. Zaten
bunu benden daha iyi yapabilecek bir profesör bulamazsınız. Aslında var da onlar etik açıdan böyle bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorlar. Benim de aklıma senden daha ahlaksız bir adam gelmedi doğrusu. Ahlaksız? Öyle mi diyorlar benim arkamda? Evet. Yani çılgın profesör ortadan kayboldu, bir anda yok oldu falan demiyorlar. Hayır, böyle bir şey söylemediler. Hatta kimse fark etmedi bile yokluğunu. Yapmadı. Peki, ya karın? Sen hastaneye yattıktan bir hafta sonra başka biriyle evlendi. Müsaadeniz. Ne var, ne baktın? Yani baba, zaten ortada bir tane Mecnun vardı. İkincisini mi piyasaya süreceksin şimdi? Kötü versiyon olacak bu. Herkes nefret edecek Mecnun'dan. Böylelikle Leyla da sana dönecek. Vay. Yaşasın kötülük ya. Çok acıyor mu yaram? Yaram mı? Yok, acımıyor ya. İyiyim yani. Fazla bir şeyim yok. Ama eğer o kurşun bir santim daha derine girseymiş eğer, o bütün böbreği parçalayacakmış. Böyle bütün iç organların falan bir delikten, aynı delikten dışarı çıkacaklarmış. Böyle paramparça edecekmiş. Ay içine. Sus. Benim küçükken bir böyle oyuncak evim vardı, kocaman. Onu oynarken bir kere ayağım takıldı, düştüm. Böyle elim kanadı. Hatta şurada izi var. Ay yerim ben senin o elini ya. Ama çok şey çok komikti. Böyle hatırlıyorum tepemde. Babam koştu, panik olmuşlar. Anneme işte hemen çabuk pomp getir, kanı keselim dedi falan. Ben başladım ağlamaya. Ben elimi kesecekler zannettim. Gerçekten. Çok salaktım. Öyle panik olmuştum. Gerizekalı ya. Geldi aklıma. Ya buradan çıkınca nereye gitsek? Bilmem. Havalar da ısındı aslında. Havuza gideriz. Havuz mu? Denize mi gitsek? Deniz daha bile güzel olur. Evet. Menekşe'ye gidelim mi? Gidelim Menekşe. Nereye? Menekşe nereye? Ya da şey mi gitsek ya? Florya'ya gidelim. Florya'da olur. Sen yüzüyordun değil mi? Ben fok gibi yüzerim ben ya. Yemin ediyorum. Şey, Florya'da çok güzel plaj var. Böyle halk plajı var. Bayılırsın oraya var ya. Görmeni istediğim çok güzel yerler var orada. Hı. Leyla. Çok güzelsin ya. Sen de çok güzelsin. Ay. İsmail abi. O. İsmail abi, Allah aşkına kurban olayım. Horluyorsun. Horluyorsun İsmail abi. Sus. Horluyorsun. Uyu, baygınım ya ben. Anladın da odada öküz bağırıyor sandım ya. Tamam, hadi ben kaçtım. Ya bunlar elim, şunu bir tutsana. Mecnun. Bana bak, arabaya falan gerek yok ha. Bu yokuştan aşağı bir vurdurduk mu 2 dakikada mahalledeyiz ha. Nasıl vurdurduk mu? Ya baba, eve kadar bununla mı gideceğiz ya? Baba ben yaralı bir insanım Allah aşkına. İyi be iyi, tamam. Taksiye binmek bana koyuyor işte. E koyuyor onun da. Için. Taksi! Hafız! Baba! Vurdurdun! Dur! Aman dikkat et, basamak var. Basamaklar. Yavaş. Baba Allah yavaş. Aşkına ne olur, ne yapıyorsun? Gözlerim görüyor ya. Şunları tut. Dur sen çıkamazsın, ben seni kucağıma alayım. Ne yapacaksın ya? Vay be Allah aşkına. Baba Allah'ım lütfen ya. Yürüyebiliyorum. Aman yavaş. Yavaş o zaman çocuğum, tek bas. Allah. Mecnun, beni sallanmadan çık. Kafan ağır çeker düşersin. Allah muhafaza. Ağır gel. Aman çıktın mı? Mecnun orada mısın? Yüzdüm baba. Aman. Ya baba Allah aşkına ya. Baba. Metin amca ne yapıyor burada ya? Ne bileyim ben. Ofis iyice otele döndü zaten. Kaldıracağım o koltuğu oradan. Evet, isabet olur. Neyse, ne yapacağız? Mecnun'u alıp laboratuvara götüreceğiz. Profesör kan örneğini alıp gerekeni yapacak. Tamam.
Hayırlı sabahlar. Metin, ne işin var senin burada? Efendim, hanım evden kovdu. Gidecek yer bulamadım. Ben de geldim buraya kıvrıldım. Rob de Chambre'yla mı gelmiş o? Evet ya, bayağı Rob de Chambre yani. Adam ne kadar düşerse düşsün tarzından ödün vermiyor, farkındasın değil mi? Neyse, ne yapacağız? Ben şimdi nasıl laboratuvara götüreceğim Mecnun'u? Ne haber bebeğim? İyi yavrum abi, yaralıyım. Geçmiş olsun ya. Şey diyeceğim, şimdi ben seni alıp laboratuvara götüreyim diyorum. Evet. Ondan sonra senden böyle kan alacağız. Ondan sonra senden kötü bir Mecnun'u yapacağız. Öylece Leyla da kötü Mecnun'dan nefret edecek. Benim olacak, nasıl? Ama böyle dersen gelmem tabii. Öyle dersen gelmez tabii. Bize onu ikna edebilecek biri lazım. Önce onu klonlayıp Mecnun'u ikna etmesini sağlarız. Ben aslında öyle birini tanıyorum galiba ya. Ajan ne haber ya? Ajan mı? Ercan ben. Yani ajan yani seslenme imleci olarak şey, Hafız, Moruk, Hacı, nar çiçeğin balon falan gibi yani. Ne yapıyorsun, gofret mi? Ben de kırdık. Ellenme, niye elliyorsun sen benim gofretimi ya? Benim gofretim, benim onlar. Başkasının malına niye sen hemen öyle tecavüz ediyorsun? Bıraksan benim gofretimi yemem lazım. Başım çok kötü, dönüyor. Şekere ihtiyacım var. Hem sen niye geldin be? Git! Tavla malla oynamam ben seninle. Ne tavlası ya? Ne diyorsun? Ben seninle niye tavla oynayayım ya? Böyle varoş hareketler falan gerek yok yani. Ben sana iş teklifinde bulunmaya geldim. Vallahi mı? Vallahi. İş mi? İş ya. Ne işi be? Ya bildiğin iş. Para kazanmacılığı falan yani. Vallahi mı? Vallahi. Sigortada yapacağını mı bana? Yapacağız tabii ya. Özel sigorta yapacağız. Şeyi, yolu yemeği nasıl yaparız? Yani seni en kral kebapçılarda besleyeceğim bak. Ya nasıl gideceğim geleceğim ben işe? Benim arabayı vereceğim. Ya sen ne kadar güzel ya. Ben seni hep çok sevdim. Sen ya. Ne kadar iyi. Melek gibi adamsın sen. Allah aşkına şuna bak. Vallahi canım. Ben hep seni niye dese ters tanımışım. Şey, sen beni hep yanlış tanıdın ya. Gofret vereyim sana. Bak ver. Bu tarafından ısırdım ama buradan kırın oradan vereyim. Oradan yerim vallahi. Al. Hadi vallahi. Vallahi. Buyurun ya. Ne? Tavla oynayan mı? Çağırayım mı? Tavla çağırayım mı? Ay babacım, ay ay. Mecnun, çok mu ağrısızı var oğlum? Yok baba, öyle laf olsun inliyorum ya. Bir şeyim yok, iyiyim. Ya sen hiç merak etme. Ben sana söyleyeyim. Eğer ben Büyük İskender'sem senin kanını yerde komam. Hiç merak etme sen. Komam ne ya? Oymam anlamında yani. Baba, Büyük İskender diye mi kendini tanıtıyorsun? Büyük İskender Allah aşkına nedir ya? İskender Büyük. Bir şey söyleyeceğim baba. Gerçi abartacak bir şey yok bunda ya. Adam zaten kaza kurşunu vurdu beni öyle yanlışlıkla. Zaten nezarete de almışlar. Bırak yani, abartacak bir şey yok ki bunda. Öyle değil. O girer şimdi, girer o. Sonra çıkar. Ama İskender onun peşini bırakmaz. Anladın mı? Bırakmaz. Bitireceğim ben onu. Ben eski kulağı kesiklerden. Niçin böyle oldun sen ya? Aa, Leyla geldi. Aha, Leyla mı? Pakize teyze merhaba. Hayırdır kızım, ne oldu? Ben Mecnun'la geldim de. Ha, Mecnun uyuyor kızım. Hadi sonra oynarsınız. Çıkmaz şimdi sokağa. Hadi. Sevgilisini de getirdim baba. Güle güle. Sen artık iyisi mi? Unut o kızı Mecnun. Unut. O kız kim ya? Leyla mı diyorsun o kız diye? Baba, yemin ediyorum vurulurken canım bu kadar acımadı ya. İşte kendi ağzınla söyledin. Sen o kız yüzünden vuruldun ya. Ya vuruldun daha da. O kız yüzünden vuruldum. Evet. Baba, o kız yüzünden vuruldum. Ben oraya giderken araba da çarpabilirdi bana. Öyle de taklalara gelebilirdim. Ağzından yel alsın. O nasıl söz? Aynı şey mi Mecnun? Mecnun aynı şey mi? İskender, ne bağırıyorsun sen İskender? Anne, Leyla mı geldi kapıda? Yok, ne Leyla'sı canım, sen de şey, çocuklar, komşunun çocukları. Zile basmışlar. Ay canlar, onlar geçen gün ne yapmış biliyor musun? Bak, geçen şey yapıyor. Benim ayakkabıya, bunlar al sen, bunlar almışlar. Su vanasının şey var ya orada, onun içi. Allah, haylaza bak ya. Bak ya. Abi baba, ben de yedim ya. Ne tatlısın ya. Ama maalesef çocuk mu var? Allah aşkına çocuk mu var? Bana bir tane çocuk adı söylesene. Bir tane isim istiyorum ya. Çocuk mu var bak? İyi, cep telefonu ver herhalde ya. Ne yapacaksın sen cep telefonu? Şey yapıyor zaten. Beyin erimesi yapıyor çocuğuma. Beyin erimesi. Beyin erimesi. Beyin erimesi mi? Beyin erimesi.
Vallahi mi? Olabilir ama kafamdan böyle fokurtular geliyor bazen. Acaba ondan mı? Rüzgar. Yemin ediyorum böyle bir fokurdan olmuyor ama. Kullanmayayım mı onu? Kullan. Laptopumu ver. Ne yapacaksın? Laptopu ne yapacaksın sen? İnternete mi gireceksin? Ha. Asla. Bundan sonra sana internet falan bu halde. Yasak. İnternet yasak. Yavrum biz seni hakikatten korumak istiyoruz. Gireceksin. Yanlış bilgilere şey yap. Olmaz. Hayır. Baba, kesinlikle yasak. Baba Allah'ın adını verdim. Olsun. Bari internetime dokunma. Hayır. Yanlış bir siteye girersin. Allah muhafaza. Ben kömürlükten çıkartacağım. Hepsini tertemiz buraya dizeceğim. Eski ansiklopediler. Müthiş, nefis, harika, faydalı bilgiler var. Mecnun. Baba. Şişti. Neresi? İçim şişti baba. İçim şişti. Baskı yapıyor Yaramoncu. Hayrola evlat? Bir sorun mu var? Dedeciğim. Hoş geldiniz. De Mecnun alışmış olabilir ama ben alışkın değilim ya. Böyle siz birden çıkınca ben korkuyorum. Endişe etme evlat. O da alışamadı hala. Gerçi açıkça söyleyemem ama hala o da çok korkuyor. Hadi ya. Ya Mecnun'u görmek için eve gittim. Pakize teyze içeri almadı beni. Çok canım sıkıldı. Galiba bu olanlar yüzünden beni suçluyorlar. Öyle söyleme evladım. Yani onlar seni kızı gibi sever. O Leyla yok mu o Leyla? Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ailesi? Ailesinin hiç mi kabahati yok? İnşallah evlerini su basar. İnşallah. İnşallah evden çıkarken anahtarı kapının üstünde unutur da çekerler kapıyı sokaklarda kalırlar inşallah. İyi dedin İskender, iyi dedin. O Leyla, o Leyla'nın var ya böyle erken yaşta dişleri çürüsün, dökülsün böyle kafa diye konuşsun inşallah. Ya Rabbim inşallah. Dişleri mi çürüsün? Şimdi kızın dişleri güzel ya. Hı. Ondan şey ettim dedim öyle. Ya yok yok. Görüşmemizi istemiyorlar. Ama bak hatırlarsan yani sizinkiler de senin Mecnun'la görüşmeni istemiyorlardı. Mecnun senden vazgeçti mi? Ne yapacağım? Ben de gidip onu sokağını mı yakasam? Ben Mecnun'a verdiğim ilk nasihat neydi sen biliyor musun? Bir işi yapmanın birden fazla yolu vardır. Önemli olan hangi yolu seçtiğin değil, seçtiğin yolda kararlı bir şekilde ilerlemendir. Öyle mi? Ben onun içimi dolanıyorum sabahtan beri şu aptal şeyin peşinde. Sen onun peşinde dolanmadın evlat. Sen bilgeliğin peşinde dolanıyorsun. Bu da birinci ders. Bu bir tip perdelerin ucuna takılan o minik şey miydi? Allah'ım 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 al birini vur ötekine. Mecnun da aynı böyleydi. Ya bak kızım ben sana burada Mecnun'a kavuşman için yani bir yol seç ve o seçtiğin yolda emin adımlarla ilerle diyorum. Sen alan bir et diyorsun. Yani ben sizin yüzünüzden aklımı kaçıracağım, deli olacağım. Ya ben gidiyorum. O muydu Birit? Ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada ya? Yatsana sen. Niye ayaktasın sen? O benim atkım değil mi? Sen nereden buldun onu? Hey, hey, bu kokmak ne ya böyle? Kokuyor mu? O kadar kokuyor mu ya? Neyine koktu yemin ediyorum? Yo iyi bu ya. Giyilir bu. Sen yat. 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 Altın kolye de mi taktın baba sonunda? Gel, gel bebeğim benim, gel. Ya yine mi iğne? Dalga mı geçiyorsunuz ama benimle siz? Hep herkes bir iğne. Yeri geçirden be. Dalga çocuk mu kandırıyorsunuz? Yapma, yapma bebeğim. Merak etme, hiç acımayacak. Ya, istersen benim yüzümde denesin önce. Arda. Ya ama bak sinek ısırır gibi bebeğim. Abim, hı? Abim, hı? Abim. Hı? Çocuk mu kandırıyorsun ama sen burada? Gucucu, gucucu, gucucu. Ben bilmiyor musun sanki onun bana girdiği zaman ben... Hadi şuradan be, sen de gözlüklü. Tamam be, al, tamam. Aldınız, aldınız, doymadınız. Al, al. Ama bak bir şey diyeceğim. Burada hazır var dedim işi.
Oradan al, başka yerden alma. Vallahi bak, dur. İğne, hop, iğne battı. Canımın yaktığı tombul kuş. Geldi, gitti, hop. Zeynep. Yavuz. Ne haber? İyiyim, sen? Hoş geldin. İyi, bak sana ne aldım. İnanmıyorum ya, muhteşem bir şey bu. Yavuz, sen ne kadar düşüncelisin. Zeynep, senin gözlerin mi açıldı? Görüyor mu kız? Ya hayır tabii ki görmüyorum. Ha ne diye baksana diyorsun, bilmiyor musun? Görmüyorum işte, görmüyorum. Tamam ya, ben bir an heveslendim öyle ya. Tamam, o zaman ben söyleyeyim ne olduğunu. Söyle. Sana pembe panjur aldım, pembe panjurlu bir evimiz olacak. Gerçekten mi? Evet, böyle açık kopacağız. Bayağı pembe mi? Evet. Ben aslında sabah erken gelecektim ama şu matkabı aramak için çok vakit kaybettim. Niye uğraştın ki o kadar? Bende vardı matkap. Matkap mı? Senden matkabın ne işi vardı? Ya bazen duvarları falan delmek için kullanıyorum ben. Yavuz! Aa yenge. Ben de seni hoş geldin. Elbise için mi geldin? İçeride getireyim mi? Yok tatlım, elbise için gelmedim. O çok yakıştı sana. Senin olsun zaten. Yavuz, benim Mecnun'u görmem lazım. İcazet mi istiyorsun? Hadi git gör, tamam. İyi, çok teşekkür ederim. Şimdi rahatladım, görebilirim. Ya onun için değil. Bu olanlardan sonra ailesi benimle görüşmesini istemiyor ya. Beni suçluyorlar galiba. Ama görmem lazım benim. Hani sen de öyle her kapıyı açabiliyorsun, her eve girebiliyorsun falan ya. Sana geleyim dedim. İyi tamam, hallederiz. Hallederiz halletmesine de. Siz böyle mahallecek beni çok amaçlı çakı gibi kullanmaya başladınız. Biriniz de gelin bir gün hal hatır sorun ya. Pardon ya. Ne haber, nasılsın? Eyvallah. Yavuz. Ya niye böyle konuşuyorsun şimdi kızla? Ne gerek var? Ya ne alakası var? Biliyor da bir halim hatırımı sormadığını, bir sorusun. Ben öyle bir insan mıyım? Öyle bir insan mıyım yenge? Değilsin, öyle bir insan mı? Değil. Ha, değilsin de. Değil, o biriyle karar ver. Tamam, ben şunları halledeyim. Ondan sonra akşama gideriz. Zaten bu işin raconu bu. Gündüz tırmanılmaz hiçbir yere. Ben gece tırmanırım, işine gelirsin. Tamam, olur. Pembe panjurlar ya. Ay, çok şekersiniz. Şey, akşam unutma olur mu? Akşam görüşürüz, tamam. Pembe panjur böyle açacağız, kapacağız. Hayırdır İskender? Ne bu hal böyle? Bakkal, benimle konuşurken gereksiz cümlelerden sakın. Şimdi sana bir soru soracağım. Bana dosdoğru cevap ver. Sen Mecnun'u vuran adamı gördün değil mi? Evet, gördüm. Şimdi gidip birlikte intikamımızı alacağız. Ne intikamı? Ne intikamı olacak bakkal? Elbette Mecnun'un intikamı. Sana benimle konuşurken gereksiz cümlelerden sakın diyorum. Yanımda silahım olsa vallahi billahi topuğuna sıkacağım yani. Ya bir git işine İskender. Allah Allah ya. Fesubhanallah ya. Babalı oğullu şurada bir rahat vermediniz ya. Bir git işine. Vay be Erdal. Demek dostluğum bu kadarmış ha. Ya Erdal. Bizim oğlanın hastane masraflarını şey yapmışsınız ya. O ne kadar tuttu onlar ya? Abi böyle şeyleri düşünme sen kardeşim. Yo söyle de ben hesabımı bileyim be. Ya İskender, duymamış olayım. Mecnun senin oğlun olduğu kadar bizim de oğlumuz sayılır. Sen takma kafanı böyle hesaplara. Hadi. Vay be Erdal. Harbiden de kötü gün dostuymuşsun. Eyvallah. Kahveci güzeli, gel bakalım şöyle. Hayda, pavyonda masana konsolmasız mı çağırıyorsun birader, ne iş? Soracağım bir iki bir şey vardı da, acaba o bakımdan buyurmaz mısın? Öyle konuş işte. Buranın eski böyle namlı kabadayılarından Deli Fişek Kadir vardı. Acaba diyorum onu görebilir miyiz? Onu mezarlıkta bulursun. Yapma be. Öldü. Vah. Allah rahmet eylesin. Ustura Akif. O şey buralarda mı? Ustura Akif. Onu da içeride çiş dediler. Vah.
kambur Şevket desem? Onu 14 kuruşunu sıktılar. Ne diyorsun? Nedenini bilmiyoruz. Mafyaçı hesaplaşmadır dediler. Vay arkadaş ya. Ya ne pis bir aleminiz varmış sizin ya. O zaman ben zaten hani beton namığı falan hiç sormayayım yani, değil mi? O eceli geldi ya. Aa, iyi bari hiç olmazsa o eceliyle. Başkan, gayet açık ve net konuşuyorum bak. İntikam istiyorum. Bize bunu yapanlardan, bizi ezenlerden, bizi hor görenlerden hesap sormak istiyorum. Bana ver birkaç adamını. Gidip dağıtayım ortalığı. Dört bir yana ateşe vereyim. Ne diyorsun? Vallahi ne istiyorsun tam olarak anlamadım İskender. İntikam mintikam anlamazlar. Amatör kümede top koşturan çocuklar bunlar. Ya o zaman acaba birkaç tane yedek versen başkan bana ya. O an kalabalık görünelim yeter ya. O da bir şeydir yani. İsmail! Uyansana be! Olmadı. Klon 7 de başarısız. Olmayacak profesör, olmayacak bu. Vazgeç şu işten ya. Çin malı bunlar ya. Çakma çıktı resmen. Baksana ya. Şuna bak. Yılmak yok delikanlı. Başarılı olana kadar deneyeceğiz. Bilimde cevabı olmayan soru yoktur. Sadece yanlış sorulmuş sorular vardır. Şifreler falan mı? Bulmamız lazım. Şifre mi? Burada da mı ya? Hey maşallah. Her şeyi de kitaba uygun yaptık. Bir yanlışlık mı oldu acaba? Bedensel hücre veri aktarımı. Şimdi... İlk öğretim fen bilgisi kitabı mı o? Ne sandın? Yaş odun, meşe odunuyla mı dövdüler beni? 6 kişi bana odunla mı saldırdı? Ya ama... Oy. Ya... O kadar dedim, o delikten almayın. Hazır delinmiş var delik, oradan alıverin dedim. Niye delip deşiyorsunuz beni? Her tarafımı delik deşik ettiniz. Süzgeç miyim ben? Süzgeç miyim ben? Hoppo. Komikli aynaları mı koydunuz buraya? Ben hop de hop, hop minik hop onlardan mı şey? Hacı ya ama ben o kadar dedim benden o kadar kan alırsınız dedim. Hadi Sinan. Hangi birimiz diyorduk? Sen mi diyordun? Sen mi diyordun Güleç? Halüsinasyon. Ağzım bal tutsun. Halüsinasyon mu gördüm ben şimdi? Bak halüsinasyon gördüm. İsmail, onlar halüsinasyon değil. Onlar senin klonların. Klonlarım mı? Bunlar benim klonlarım mı? Bunları bana mı verdiniz yani? Ben bunu eve götürebiliyoruz mu? İsmail, onlar bozuk çalışmıyor. Ya o temassızlık vardır onda ya. O memesi vardır onun. Memesini üfleyip böyle vurduğun zaman pisliğini atar zaten. Getir bana takım çantasını. Bu klonların niye başarısız olduğu anlaşıldı. Mecnun'u buraya getirme planı da suya düştü. Sen onu hiç merak etme evlat. O buraya gelmiyorsa biz oraya gideriz. Öyle mi diyorsun be? Ya. Hayırlı günler hanımefendi. Oğlunuzun pansumanı için gelmişti. Buyurun. Hoş geldiniz. Ya doktor hani sen sadece pansuman yapacaktın? 6 litre kan aldın ya. Yemin ediyorum başım dönüyor şu anda. Pansiyon düştü benim ya. Bir şey suyu mu içsem ben? Getirin çocuğum. Tamam bunlar ufak bir tane için gerekli. Ha? Kötü bir şey varsa Allah aşkına söyle istiyorsan annemi falan çıkarayım. Baş başa konuşalım ya. Ya hayır çünkü İsmail abinin kanını aldım ya ben. Yavaş yavaş böyle İsmail abime benzeyeceğim. Çünkü böyle bir içimde büyük bir işsizlik hissediyorum şu anda ya. Sanki böyle laaaps diye İsmail abi kaçmış gibi içime.
Yuh artık ya siz. Hiç mi kitap ansiklopedi falan okumuyorsunuz? Hep mi televizyon izliyorsunuz ya? Dur. Allah Allah. Allah. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Hadi ben iyi olacağım. Geleceğim çocuk, geleceğim. Evlat. Benim gözüm bu adamı hiç tutmadı. Burnuma kötü kokular geliyor. Benim de geliyor. Ayağım kokuyor da nedir pis herif. Bir de gider ayak laf sokuyor. Televizyonun ne kadar güzel eğitici öğretici programlar da var. Oysa ki. Bu söylediğin sana inandırıcı geliyor mu? Yok. Yaptın çılgın. Aldın mı o kansızın kanını? Aldım, aldım, aldım. Ya yılların çılgın profesörüyüm. Resmen hemşirelik yapıyorum ya. Sakallı adam kim? O Mecnun'un dedesiymiş. Aslında dedesi değilmiş de onun rüyasına girmiş. Ondan sonra gerçek hayata falan girmiş yani. Ben de anlamadım böyle. Olur mu canım? Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bilimsel olarak. Yani. Neyse. Şimdi biz bu konu hemen yetiştirelim. Sen bana yolda anlat. Neymiş bu durum? Adam nasıl oradan buraya geliyormuş? O asa ne işe yarıyor? Abim, abim. Ama nerede kaldınız burada? Bekle bekle. Ağaç olduk. Ya hacı, abim, abim. Bana bak. Şimdi kafamız karıştı bizim. Hangimiz gerçek İsmail? Gerçek İsmail benim. Gerçek İsmail benim. Hayır benim. Hepimiz İsmail'iz. Hadi beyler. Hep beraber çıkalım. Birimiz hepimiz için, hepimiz İsmail için. Nasıl dedim ama? Vay be. Başardık. Başardık. Bir kişiden, hem de böyle bir kişiden 7 klon yaratmayı başardık. Bravo ya, gerçekten. Ya doktor ne yalan söyleyeyim yani böyle saçların böyle fıldır fıldır olunca sana pek güvenmemiştim ama yani. Yaptın ya, gerçekten yaptın. Hadi hemen o zaman Mecnun'u babamın kanıyla böyle karıştırıp kötü Mecnunlar yaratalım. Ya Yavuz abi Allah aşkına kapıdan gir şu eve ya. Niye sürekli pencereleri zorluyorsun? Leyla ne yapıyorsun burada? Habersiz geldim ama sabah sizinkiler beni içeri sokmadılar da ben de mecbur kaldım böyle. Seni kim sokmuyor içeri ya? Kim almadı seni içeri ya? Allah Allah yaptıklarına bak ya. Bu nasıl şey öyle? Niye sokmadılar içerisini? Ya bana neler yapıyorlar? Benim internetimi falan yasakladılar. Ben evde oturuyorum. Angut gibi ansiklopedi okuyorum sabahtan beri ya. İnternetimi yasakladılar. Evet. Çok saçmaymış ya. Şey, nasıl oldun? Valla iyiymiş dedim bileyim. Yani sen yoksun, seni üzüyorum. İşte onun için iyiyim ya. Mecnun bir şey diyeceğim. Kaçalım mı? Nasıl? Kaçalım. Kimden kaçıyorsun sen? Kaçalım yani böyle. Hep böyle önümüze bir engeller çıkıyor. Bir türlü biz bir araya gelemiyoruz. Böyle ayrı ayrı yaşamaya devam mı edeceğiz? Beraber kaçalım. Kızlara gideriz. Biraz onlarda kalırız, ondan sonra da bakarız. Nasıl kaçmak ya? Bayağı kaçalım. Kaçırmak mı istiyorsun beni? Beni kaçıracağım bayağı. Babamlar falan çok kızar duyarsa ya. Nasıl, bohçamı falan mı alacağım? Öyle mi kaçacağız? Ya, dalga geçme. Vallahi bak, ciddiyim. Beraber kaçalım ve sen benimle gelir misin? Ya ben seninle dünyanın öbür ucuna gelirim ya. Ta Büyük Antillere kadar gelirim ben seninle ya. Büyük Antiller? Bu şey oluyor. Büyük Antiller Meksika Körfezi'nin hemen batı kıyısında adalar... Mecnun, böldüm kusura bakma. O Meksika Körfezi'nin hemen doğusu oluyor. Abi, yanlış bilgiyi düzeltelim. Hayır canım oğlum, kime göre doğusu? Bana göre batısı. Sahne solu gibi düşün. Harbi mi ya? Leyla, bunun sahibi geldi. Kaçalım. Sahibi mi? Ya İskender abi geldi. Biz görünmeden kaçalım. Hadi. Hadi. Mecnun, tamam. Mecnun, yarın sabah sahilde ben seni bekliyor olacağım. Sen herkes uyurken buradan böyle hemen tüyersin. Geç kalmadan. Ha sen planı da yaptın. Bayağı kaçıracak beni. Sen bayağı kaçırma. Hadi. Biz sonra takılırız ya. Nereye takılırız? Gelemem. Kaçacağız biz. Hanımköy'e gidiyorum ben. Ay kaçırıldı mı? Oldu mu? Oldu. Oldu. Başardık. Evet. Olmalıydı. Oldu. Babandan ve Mecnun'dan aldığımız kan örnekleriyle yepyeni bir klon yarattık. Vay. Ya. Peki bir şey soracağım. Benim kardeşim sayılır mı? Çünkü hani onun içinde de babamın kanı var ya.
Bir nevi sayılır tabii. Oldu. Oldu. O, tamam. Ya. Ya. Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte burada? Balonu götür eve döne. Hadi. Yürü git. Yürü de. Zeynep ne haber? Ne yapıyorsun? Mecnun. İyileştin mi? İyi misin? Kötüyüm ya. Allah'a şükür daha kötüceğim şimdi. Gel seni eve kadar götüreyim. Gel yardımcı olayım ben sana. Şimdi iki gözün birden kör ya senin. Düşersin lağma mağma falan Allah. O yüzden yardımcı olayım sana. Dümdüz gideceğiz. Ya gerek yok aslında biliyor musun? Niçin? Ben birazdan yürüyeyim sahilde. Yavuz gelecekti de gelmedi. Gördün mü sen onu? Aa ben onu bilmiyorum. Ama gelir birazdan. Seni seviyor neticede bu çocuk değil mi? Hı hı. Ben de onu seviyorum. İşte ben de aynen böyle dedim. Bu kız seni seviyor dedim. Ona göre davranışlarını kontrol altına aldım. Yavuz ne dedi? O da dedi ki sevecek tabii başka ne işi var dedi. Bu kız kör dedi. Ben onu böyle kör halde sevmişim. O da beni sevecek tabii dedi. Yavuz mu dedi bunu? Evet aynen bu kelimeleri kullandı. Ama Yavuz öyle bir insan değil ki. Söylemez böyle şeyler. Vallahi ben bilmem. Onu kendi aranızda çözün artık siz. Hadi ben kaçtım. Ev böyle bu taraf. Düz gidersen ev şu tarafta. Mecnun. Efendim babacığım. Söyle babacığım. Babacığım. He? Ne iş çeviriyorsun sen? Yok baba ne iş çevireceğim Allah aşkına ya. Hep iş çevireceğim yani. Olur mu? Evdeyim ya ben sabahtan beri. Böyle kaç gündür böyle otur içim dışıma çıktı. Bir hava almayayım mı dışarı çıkıp? Ama Mecnun biz her şeyi senin iyiliğin için yapıyoruz yavrum. Yapıyorsunuz da yapmasanız mı acaba? Yemin ediyorum öldüm patladım ya. Vallahi bir çıkayım bir kendimi atayım sokaklara şöyle ferah. İyi o zaman. Hadi bir bakkala kadar git gel. Gitmişken de iki tane ekmek al. Kimseye de karışma. Önünü arkanı iyi kolla yürü. Hadi fırla. Oo, hepten çocuk ettin beni ya. Çok özür dilerim rahatsız ediyorum ama ben acaba sabahın köründe bu kıyafetle burada ne yapıyorsun baba diye sordun mu acaba? Ha sormadın. Ha okey. Okey tamam. Dikkatli! Mecnun! Hula! Yuh! Bu neyin kafasıymış ya? Ulan acaba hangi ilaç yaptı bunu? Süleyman abi coşmuşsunuz! Nasıl? Coşmuşsunuz. Hayırdır? Ne yapayım Mecnun? Kendi kendime dolanıyorum işte öyle. Allah Allah! Çok kalabalıksın abi. Nasıl? Kalabalıksın. Yabancı değiller. Hepsi İsmail. Sen nasıl oldun? Toparlandın biraz. Ya ben toparlandım da sizi görünce böyle toparlanamamışım. Benim kafam hepten gitmiş. Nasıl? İyi değilim, iyi. Nasıl? Ya iyi değilim. İyi değilim. Nasıl? Allah Allah. Allah belanızı versin hepinizin. Ya iyi değilim diyorum. Tek tek soracak mısınız böyle? Anlayan anlamayanı anlatsın. He ben anladım. Diyor ki iyi değilim diyor ama diyor biraz toparladım diyor. Siz nasılsınız diyor. He. Biz deyiz biz de. Nasıl? Biz deyiz. Biz de. Aman iyi. Hadi biz kaçtık Mecnun. Çok iyi davran kendine. Allah Allah. Biz tam yeni İsmail'iz. Yeni İsmail'iz. 14 kollu iyisiniz. Var bu bize iş veren, iş veren, iş veren. Mecnun buradayım. Geldim. Geldin mi? Leyla sen geldin. Başka senden var mı? Yalnız mısın? Yalnız mı geldin? Nasıl? Demin İsmail abiler buradaydı da ya benim bir sebepten ötürü kafam çok güzel oldu ama tam anlayamadım neden olduğunu ya. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Gidemeyiz ya. Halime baksana terliklerle çıktım evden. Ekmekler var elimde falan. Ya
şey oldu, ben çantayı alamadım. Babam falan böyle şey yapınca ekmek almayı yolladı beni. Boş ver bavulu ya, hadi gidelim. Ya vallahi gelemem, terlikle her şeyim benim çantanın içindeydi. Monster'a gidemem ki, ben çantayı almam lazım. Eve gidelim, ben şu ekmekleri falan bırakayım, terliğimi, ayakkabımı giyeyim. Sonra çantaya çıkalım. E hadi madem. Tamam, acele edelim. Hadi. Ha, gördün mü? Nerede ekmekler? Ekmek ya. Ya ben seni ekmek almaya göndermedim mi oğlum? Bir işi de becer gel be. Ekmek mi? He. Gittim de Erdal abi vermedi ekmek bana ya. Nasıl? Vermedi, yanımda para yoktu. Dedim abi alalım dedim, sonra veririz dedim. Vermedi ekmeği bana. Erdal vermedi ekmeği. Vermedi. Bundan sonra dedi veresiyeyi kesiyorum dedi. Buradan dedi ekmek de alamazsınız, hiçbir şey de alamazsınız dedi. Parasını vermeden kapının önünden bile geçemezsiniz. Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin dedi. Dedi. Öyle dedi. Daha da neler dedi. Bak sen şu ibişe. Biliyorum ona ne yapacağım. Erdal'a bak sen. Baba bana söyle, bıyıklarını kessin dedi. Ne? Vallahi öyle dedi. Bayağı kötüyüm ya. Bayağı kötü bir insan oldum. Tamam, her şeyi topladım, bitti. Sağ ol, eline sağ ol. Rica ederim. Teşekkürler. Selim dur! Selim dur, ne yapıyorsun? Selim dur! Çekil, dokunma bana! Selim ne yapıyorsun? Tamam, biraz uyuyakaldım diye geç kaldım tamam yani, ama bu kadar sinir yapılmaz ki. Sökmüşsün bütün panjurları. Açıp kapayamayacağız. Söktüm evet. Az bile yaptım. Ne demek? Ya Zeynep bak, sevgili simidi aldım. Bir çay demleriz, konuşuruz. Konuşulacak şeyler bunlar ya. Çay falan demlemeyeceğim ben. Simit de yemeyeceğim. Sen git o simidi gözleri gören kızlarla beraber ye, tamam mı? Aa! Ya vurma ya! Ya şeytan mı kaçtı içine senin? Ya ne oldu bu kıza böyle ya? Of ya! Bakkal, al bakalım. Yetiyor mu bilmiyorum da. Bu ne bu İskender? Hanımın bileziği. Bana neyi veriyorsun? Ya işte borcumuzu karşılasın. Bir de işte hastane masrafları falan yetiyorsa artık. Yetmiyorsa da gerisini sonra tamamlarız. Hayda. Hastane masraflarını ben ödemedim ki. Sen ödemedin mi? Yok. Kim ödedi peki? Leyla. Ya sen ne dünden beri rüzgar yapıp duruyorsun o zaman ya Erdal? Yok İskender, sen kafana takma. Yok Mecnun bizim de oğlumuz. Zırt pırt. Hasta mısın sen ya? Artist misin sen? Ya ben sen takılmayasın üzüntülü halinle diye söyledim ya. Sen sormadın ki kim ödedi diye. Allah Allah, sorsaydın söylerdik. Ya Erdal sen iyice fırıldak oldun be. Ayıp oluyor ama İskender, öyle fırıldak mırıldak. Ya ne ayıp olacak, ne ayıbı ya? Ya ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz sabah sabah? Neyi paylaşamıyorsunuz yani? Sakinleşin biraz. Erdal abi çay bana. Ya geç al içeriden İsmail ya. Görüyorsun şurada bir şey konuşuyoruz. Tamam. Hadi kus kus sen, içindekileri kus sen, buraya kavga etmeye gelmişim belli. Ben neyini kavga edeceğim ya? Neyin kavgasını yapacağım ben ya? Erdal abi, çay. Oğlum geç al dedik ya içeri ya. Allah Allah, bir şey konuşuyoruz şurada. Git. Ha duymamışım bunu ben ya. Öyle mi dedin? Ver şunu ver. Bizim utanmadan elinde tutuyor hala. Ben ne tutacağım ya? Sen verdin bana bileziği. Gel tamam, uzatma. Erdal abi, herkese benden çay. Ya İsmail, Allah aşkına bir sus ya. Bugün gördüklerimi sen de görüyor musun İskender? Erdal, oğlum küf kokusu bende kafa mı yaptı acaba ya? Yok yok, bu küf kafası İskender abi bu. Başka bir kafa mı? İsmail, yedilere mi karıştı acaba? Aham da Yavuz'da simit var. Ver sen onları, ver. İsmail, oğlum sen eşeğsiz mi öğrendin? Ah be İsmail, ah be.
Oğlum sana bir eş bulsaydık da öyle üreseydin. Ya üreme falan yok Erdal abi. Klon bunlar, klon. Ağzını topla İsmail. Sensin klon ya. Ya beyler hepiniz klonsunuz işte. Niye bunu kabullenemediniz ama? Ama şurada bir çay içirttirmediniz insana. Neyi paylaşamadınız? Klonsunuz, klonunuzu bilin. Ben sana bir şey diyeyim. Birazdan burada klon savaşı patlar. Çok dikkatli olmak lazım. İsmail. Kim klonladı oğlum sizi böyle? Yanlışlık olmalı. Bu bildiğin odun odun. Ya hem de meşe ağacından. Ama çok acayip biliyor musun yani? Çok böyle vurduğun zaman falan çok garip diyarlara falan götürüyor insanı yani. Sen ne diyorsun ya? Benim yemin ediyorum kafam göçlü ya. Değil mi? Kurulan baksana yumurta gibi olmuş mu? Allah şişmiş. O zaman bunu bir denememiz lazım. Yok benim üstümde olmaz. Şimdi ben yeni şöyle sürdüm daha ıslak. Islak mı? Oje mi o ya? Allah aşkına ne olacak ki? Ben şu anda klon olduğum için benim üstümde deneme yapamıyor. Ya ben de deneyemezsiniz değil mi patron? Çünkü kafam şey ya yani klonum ya ben sonuçta. Sen de şey yapsın değil mi? Ha, yoksa vurdurum patron. Diyorsun. İleri geri konuşuyorsun bak anlamıyorum niye şu an hakim değilim Argo'ya. Bir şey soruyorum yani Argo değil yani onu sordum yani sen. Ya tamam kesin sonuçta bunu birinde denememiz lazım öyle değil mi? Profesör. Siparişiniz var. Bunu da klonlayacak mısınız? Kim ki o? Da kopyalamayacağız ama değil mi? Yok. Bundan bir tane yeter. Ya o. Sabahtan beri baygın gibi yatıyor. Herhangi bir hareket yok. Çok mu vurdun acaba profesör? Çok mu vurdun? Bilmiyorum. Öyle mi yaptın acaba? Ya kafasını vurduğumuz zaman kafasından böyle bir tok diye bir ses gelmesi gerekiyordu. O gelmedi. Ondan mı oldu acaba? Gelmedi. Akıl alır gibi değil. Evlat! Evlat! Asam yok evlat! Dede niye yaparız o? Aklım çıktı emin ederim ya. Sen mi bulamıyorum? Sen mi aldın? Ben niye alayım senin asanı ya? Bana ne soruyorsun? Yatağın altına baktın mı? Yatağın altında ne işi var asam? Bazen benim telefonum düşüyor arkaya da elim uzanamıyor onunla alıyorum bana. Ne? Annem bir de şey yapıyor onunla cam siliyor. Onun için oralarda bir yerde olabilir. Ben sana söyleyeyim. Cam mı siliyor? Ha böyle ucuna bir bez takıyor falan. E be evladım bir oklava falan kullanın bu iş için. Asamdan ne istiyorsunuz? Yani ama işte. Tamam, ağlama dedeciğim Allah aşkına. Git sen salona, ben de yukarı bakacağım. Tamam, iyi bak. Her tarafa bak. Didik didik ara. Oğlum, niye dövdünüz Kamil'i? Yok baba, dövmedik. Profesör ufak bir deney yaptı üzerinde. Yani sonuç bu. Kamil, kanı teslim ettin değil mi? Ha, ettim. Ettim pardon. Kimin kanı? Leyla'nın kanı. Siz iki kişisiniz ya. Leyla'dan da bir kolon yapıp durumu dengelemeye çalışıyor baba. Vay. Çok zekiceymiş. Ama keşke daha önce düşünseydim bunu. Yaşlanıyor musun artık ne? Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Orijinal Leyla'yı ben alırım ha. Niye ki? O neymiş öyle? Niye? Çünkü ben de orijinalim o yüzden yani. Ya olur mu öyle şey ya? Cık, olmaz öyle. Yaz tura atalım. Ya da yok ya satranç oynayalım. Benim için acayip bir satranç oynama isteği var. Niye acaba? O genetik oluyor işte o içeriden. Ha, hepimizde var o. Üçümüzde de var. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Şöyle olmaz o senin söylediğin. Çünkü neden? Çünkü sen klonsun yani anladın mı? Yani şimdi sen çakma mecnun olduğun için senin çakma Leyla'yla olman lazım. Ya da şöyle yapalım, ben Arda'dan da bir tane kopyalıyorum, iki tane Arda olsun. O Arda ile çakma Leyla olsun, nasıl? Hayır, olmaz öyle. Olmaz öyle. Niye olmaz? Çünkü o zaman diğer salağa da bir tane bulmamız lazım Leyla. Diğer salağa da Leyla bulacak... Ben hiç sevmem bu çocuğu ya. Niye ya? Tiksindim ben ondan, bir tiksindi geldi bana. Öyle deme, öyle deme ama ya. O var ya, o kadar güzel bir düşman ki tanısan çok seversin. Ben seni de sevmem ki, hiçbirini sevmedim ben seni. Efendim? Hazır elinizdeymişken bizim için de bir iki tane yapar mısınız? Malum hanımefendi beni evden attı. Şimdi boşanma davaları falan filan yani velayet sorun olmasın demek istiyorum. Vallahi Sayın İşveren Bey, vallahi şartlar önemli yani. Ben her işe de çalışmam öyle. Vallahi ben de. Sigorta benim için şart. Yolla karşılamanız lazım. Yoksa hayatta çalışmam yani. Vallahi yolu yemeği karşılamasanız yemin ediyorum ben de çalışmam ha. Tabii yani şimdi yani... Maaş konuşmak da yani prim birim veriyor musun? Bunları en baştan konuşmak lazım yoksa ben de hiç çalışamam vallahi İşveren Bey. Yani onlar çalışmazsa ben hiç çalışmam İşveren Bey. Ben çalışırım.
Bana çalışma. Yabancı diliniz var mı? Ya bak şimdi deminden beri ben sana bir sürü sorular sordum. Yemek yol var mı diyorum, sigorta var mı diyorum. Sana burada 7 tane adam bir sürü sorular soruyoruz. Sen niye bana soruyla karşılık veriyorsun? Sen benim sorumun cevaplarını verdin mi? Yabancı diliniz var mı? Yok yabancı dilin. Ne olacak şimdi? Hadi bakalım. Hadi yok. Benim de yok. Yok bende de yok. Vallahi yok. Vallahi bende de yok. Ben de bilmiyorum ya. Az iyi bilmiyorum. Benim de yok. Hacı benim var. Ne zaman başlayayım işe? Yok benim de yok. Vallahi ne enteresan. İlk defa yediniz görüyorum. Hepiniz alamam ki işe. Ya seni oraya kim koydu arkadaşım? Allah aşkına bana söyle. Seni o masanın arkasına kim oturttu? Ya sen ne kadar işten anlamaz, ne kadar kafası çalışmayan bir adamsın. Alırlar yediğimizi işe. Her gün birimiz çalışırız. Ben pazartesi çalışırım mesela. Salı bende hacı. Ha? Çarşamba? Perşembe bende. Cuma. Cumartesi ben çalışırım ama yarım gün çalışırım vallahi. Aha pazar bana denk geldi vallahi. Ben çalışmam, yatarım. Ya siz de iyice abarttınız ama ha. Kafamıza göre adam klonlar oldu. Olmaz öyle hoş. Hem insan kendinden sıkılır ya. Hocam ben hanımla uzun süredir tatile gidemedim. Yani böylelikle bir vesile olur diye düşünüyorum. Hadi biz gidiyoruz Erdal. Buralar sana emanet. Erdal, çiçekleri sulamayı unutma. Bak eğer çiçekler solarsa dönüşte seni mahvederim Erdal. Peki karıcığım. Oh be! Sonunda gittiler ha. Artık dükkanla uğraşmak yok. Nurten dırdır da yok. Hayat bu be! Çiçekleri sulamayı unutma dedi ama Nurten. Çiçekler mi? Keşke onun için de bir Erdal yaptırsaydık ya. 4 tane alalım hocam. Vallahi hocam mümkünse eğer yani mevcut sayınızda bir 4 tane de ben rica ediyorum. Bir gece sabaha karşı kırık bir kuş çırpıntısı yaprakların üstünde en küçük su dört bir taraflara yelkenler halinde açılmış en büyük sedalar. Bir değil ben artık birkaç kişiyim. Bir vakit. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Arkadaş koskoca çizik var. Görmedin mi bunu alırken? Ya abicim aceleyle oldu. Böyle bakacak vaktim olmadı ama. Yani bu aslında çok da gözükmez be. Gözüküyor mu? Gözükmüyor be. Dördüncü Yavuz nerede? Ya onu içeri aldılar ya. Arkadaş siz ne kabiliyetsiz, ne yeteneksiz adamlarmışsınız. Siz nasıl benim canımdan cansınız ya? Ya abicim sen de klonsun. Asıl Yavuz'u aldılar. Arkadaş yani sonunda yine ben yakalanacaksam o klonu ne yapayım ben ya? Hocam önce şu benim işi bir halletsek. Zaten benimkisi hayır işi. Öyle mi? Ne yapacaksınız? Kendi çapında ufak şirin bir mafya çetesi kurmak istiyorum da. Evet tosuncuklar. Hiç binmeyi falan denemeyin. Bu belli ki çalışmayacak. Bunu yokuşta vurduracağız. Hadi bakalım. Ha gayri. Bu devirde çok önemli ya. Büyük bir hadise. Yani herkese en az bir klon şart. Ya bir yürüyün gidin ya. Allah Allah. Siz olur mu canım öyle? Araba vurdurmak için adam mı klonlanırmış ya? Ya hocam bu senin elindeki asa bizim dedenin asası. O değil mi abi? Siz bunun sahibini tanıyor musunuz? Tabii dedemiz olur. Dede. Çıkmışsın. Ne yaptın ya? Bulamıyorum asamı. Anladım da asa böyle mi aradın dede ya? Orada ne işi var asanın ya? Hadi asanı arıyorsun. Çekmeceleri niye boşaltıyorsun? Orada olabilir mi o kocaman şey? Ne bileyim be evlat. Yani kafa mı kaldı bende? Bana bak. Sen yukarılara baktın mı? Var mı? Rastladın mı asamı? Yok yukarıda değil. Babam almış asayı. Erdal abinin orada bekliyorlarmış seni. Babam mı? Niye almış baban asamı? Vallahi hiç bilmiyorum. Tam söylüyordu. Dakikan bitiyor dedi. Hemen kapadık. İyi o zaman ben gideyim oraya. Alayım asamı. Git hemen git. Oradadırlar şu anda. Git al asanı kırmasınlar. Şey olmasın orada. Hemen. Bana bak. Evlat sen bir şey çevirmiyorsun değil mi?
Çevirmek derken nasıl çevirmek ya? Babam da aynı şey. Çevirmek nedir ya? Ne çevireceğim Allah aşkına? Ben yaralı bir insanım sonuçta ya. Dışarı çıkacağım şimdi. Valla sen git şey yap oradan. Al hemen asanı. Ya. Buraları da ben mi toplayayım acaba? Oh. Ya iyi tamam güzel bu kadar kopya yaptırdık da. Ben hangisi gerçek hangisi sahte karıştırmaya başladım ya. Ben olayı çözdüm. Şifre koydum. Bıyıksız olan benim. Gerisi çakma. Oğlum kiminle konuşuyorsunuz ya siz? Gerçek Erdal burada benim ben. Bak bakkal Erdal. Bak bakkal. Bakkal. Bak. Doğru benziyor. Bakkal. Tonu benziyor. Burası bakkal. Tonu aynı. Bakkal. Nurten de bir de. Nurten. Erdal. Şş, sen bırak o İskender kopya. Gel sen benim yanıma gel. Burada dur gel. Sen kopya mısın? Gel. Gerçek misin kopya mısın Erdal? Oğlum ben miyim? Sen gerçek misin? Bana kopya diyene bak bak. Bak şişman değil mi o? Şişman değil mi bak? Var bir fazla bir göbeği var. Şişman mı? Yok abi. Bak şaşırma bak. İskender şaşırmasın. İskender şaşırmasın. Bak. Öyle mi sordun? Öyle mi sordun? Şaşırma Nurten'den de 7 tane oldu. Yok mu sen? Hayda. Ne olmuş bunları böyle ya? İçin soruyorum. İşte bu yapabileceklerimizin sadece ufak bir parçası. Bana bak. Benim Asam sende ne arıyor? Ver onu bana. Ver, ver. Vermeden önce bir şey sormam lazım. Bunu nasıl yapıyorsun? Rüyalara nasıl girip çıkabiliyorsun? Bilmiyorum. Yani benim özel olarak yaptığım bir şey yok. Böyle kendiliğinden oluyor işte. Ama bu mümkün değil. Mutlaka bir açıklaması olması lazım. Bak, bazen bazı şeylerin olması gerekir ve olur. Yani bazen burayla düşünmek yerine burayla inanmak gerekir. Ben Leyla ile Mecnun'u bir arada tutmak için buradayım. Eğer Mecnun'un o gönülden aşkı olmasaydı ben de burada olmazdım. Ama bakın bu da yanlış bilinen bir şey. Yani aşkın kalple bir ilgisi yoktur. Aşk tamamen beyinle ilgilidir. Yani aşık olduğunuzda beyniniz daha fazla kana ihtiyaç duyar ve kalp de daha fazla kan pompalar. Yani daha hızlı atar. Aşkın kalple falan bir ilgisi yok. Hala yanlış yapıyorsun. Bence sen çok düşünme, yorma kendini. Doktor, bu ne? Hepsi sizlere ömür. Ya ne yaptın sen, malzemeden mi çaldın? Pert oldu be bunlar be. Yine başaramadım. Hiçbir şey beceremiyorum zaten. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Büyük patlamayı oluşturmak, evrende kara delikler yaratmak için çalışırken evdeki tüpü patlattım. Deliğim içeri tıktılar. Herkes beni terk etti. Karım bile. Ne yapacağım ben? Üzülme, dert etme bu kadar. Sen de her şeye yeniden başlarsın. Yeniden başarısız olmak için mi? Hayır. Kendine yeni bir yol seçmek için de. Bilim belli ki pek sana göre bir iş değil. Sen kendine yeni bir iş bul. Abba! Ne olmuş bu da böyle ya? İsmail. Yaşıyorsun. Bütün klonlar hayatta. Demek ki başarısız değilim. Arada ufak kayıplar olur değil mi canım? Çocukken berberin yanında çıraklık yapıyordum. Acaba o işe geri mi dönsem? Yani. Unutmuş muyum saç kesmeyi? Şimdi ben de mi yılıp kalacağım ya? Ben klon muyum yani? Ben de mi? Benim bir değerim, bir geçmişim yok muymuş? Ben de mi şimdi burada düşüp bayılacağım? Ağır giyiye başladı. Kaçalım hocam, kaçalım. Her şey bana zihnimin oynadığı bir oyun muymuş ya? Kaçın beyler, kaçın. Ne oldu? Ağır geyik geliyor. Yapma, yürü. Gir. Ne tıksa mıyım ben acaba? Her şey rakamsal değerlerden mi oldu? Ben niye böyle oldum? Benim bir mazim, bir geçmişim yok muymuş? Ben ne haysiyetsem, ben nasıl bir adamım ben? İşte ben düşmedim. İşte ben yaşıyorum. Yemin ediyorum demek ki ben yaşıyormuşum zaten. Ben sağlanmışım. Ben klon değilmişim. Şşş, Erdal abi. Bana bir çay.
Vallahi ben varmışım, yemin ediyorum varmışım ben ya. Bana bir çay ver tek. Şeker, şekersiz ver. Ben şekeri bıraktım ya. Doğru, unuttum onu. Daha önce şekerimi bıraktım. Şekersiz çay ver, varmışım ben ya. Leyla, çantamı hazırladım. Oy! Ne oluyor ya? Allah'ım... Oo, burada da var. Leyla nedir? Kafayı mı yedim ben? Hepten yedim mi kafayı? Mecnun, yemin ederim ben de kafayı yedim galiba. Bir sürü Leyla çıktı birden. Kaç tane var burada Leyla? Saymadım. Hayır, Mecnun, Leyla benim. Hayır, hayır benim. Benim Leyla. Ya buradayım. Asıl Leyla benim. Mecnun! Hop! Allah kahretsin, geldi bir tane daha. Sen nereden geldin ya? Sizin kaynak neresi? Mecnun, Arda kaçırdı beni. Orada biri vardı böyle. Güçlü çekirdeği aktarımı gibi bir şeylerden bahsediyordu. Sonra kan aldılar benden. Tamam, bir sakin olun. Allah aşkına bir sakin olun ya. Hepiniz bir sakin olun. Hep bütün kafalardan bir ses çıkmasın. Kimse konuşmuyor mu şu an? Ya yemin ediyorum kafayı yedim ya. Çok korkuyorum Mecnun. Tamam, korkma. Korkma, ben varım. Sen Leyla değil. Yürü git be. Leyla değilsin. Nasıl Leyla değilsin? Leyla'ymış işte. Ya yürü git. Mecnun. Ya niye düştük şimdi? Yanlış Leyla uyanmış. Ya bir İrgit'ten GD'ye alın. Gidin! Nereden anladın ben olduğunu? Gözüne baktım ya işte. Nasıl yani? Şimdi öbürlerinden birinin gözüne baksaydın onlardan mı? O zaman işte anlayacaktım onun Leyla olmadığını. Ya insan tanımaz mı ya? Aşk olsun. Bırak arkadaşım o kızı, Allah'ın pisi. Bırak kızı, bir de tutmuş elini. Hayvan. Haydi, benim de korsanım çıkmış. Ya Leyla, sen de niye bırakıyorsun elimi bırak dedi diye? Sen dedin diye ben, hani Mecnun. Leyla, gel bu tarafa gel. İnanma bu salağa. Arkadaşım, bak sana söylüyorum. Sen de unutma ki taklitler asıllarını yaşatır. Ben memnunum durumumla. Ney? Ey, dediğim lafa bak. Allah aşkına söylediğim, kurduğum cümleye bak. Tiksiniyorum şu an kendimden. Yürü git ya. Leyla bir dursana iki dakika. Ben şu ağzını yüzünü bir kırayım ya. Ne diyorsun lan damacana? Çıkar, kimliği çıkar. Ver kimliği ver. Göster. Ne, kimlik mi? Abi yok vallahi kimliğim üzerimde ya. Annem çünkü pantolonunu almış, pantolonun cebindeydi. Yıkamış öyle, o şekilde atmış şey. Harbi mi? Benimkini de yıkamış. Ya yemin ediyorum aynı şey oluyor hep ya. Benim de bak kimlik, insan bir ceplerine bakar değil mi? Evet. Evet işte, ben neler yıkadı benim cebimde. Şey vardı, paralarım gitti ya. Bir sürü param vardı cebimde, onları atmış böyle makine yıkamış. Bir de beni suçluyor yani bunlar yüzünden, ben yapmışım gibi. Ah be, bana mı anlatıyorsun ya? Çok iğrenç, bunu çözmemiz lazım. Bak biz bir aileyiz. Ne yapıyorsun? Ama Leyla, bizi birbirimize düşürdün. Aile mevzu konuşuyoruz burada. Yani şu an senin yaptığını anlayamıyorum. Beni nasıl tanımıyorsun ya? Beni bununla nasıl kıyaslıyorsun? Şu tipe bir bak ya. Ya şimdi alınma da ben böyle dikkatli bakınca hani sanki senin gözlerin daha açık renk gibi geldi. Ondan bir emin olamadım açık ben. Açık mı gibi geldi? Gözlerin nasıl açık? Evet ya, bir açık, bir tuhaf yani. Orijinal öyle değildir çünkü onun. Bu ne ya? Çiyan gibi. Bak göz rengi benim orijinalinde şeydir bu. Jungle yeşilidir. Orijinali o. Oğlum yürü gitsene şuradan ya. Hasta mıdır nedir? Yara izi. Yara izini gösterin. Leyla yuh, yolun ortasında ben sana göbeğimi mi atacağım ya? Bu nasıl bir güvensizlik ya? Ben seni lap diye tanıdım orada. Sen niye böyle oldun? Aa bak, aa. Açayım mı? Şeyini de açayım mı? Yara işareti göstereyim. Allah belanı versin benim. Sen ne pis bir adammışsın ben orada. Ama yapma bunu. Leyla yanlış yapıyorsun Leyla. Allah aşkına beni bir dinle. Ben
Allah aşkına bak. Saçmalıyorsun şu anda Leyla. Bir bak. Sen küçükken o çocuk evinin tepesine düşmedin mi? Hani bir şey oldu? Onu biz de biliyoruz geri zekalı. Yani onunla mı kandıracağım bu kızı? Hani elin kanamıştı da böyle kesilmişti oran. Sen de baban kanı keselim dedi de sen elini kesecek sanmıştın, korkmuştun. E bileceksin tabii. Sen şimdi ne bana orada Toto'nun muhabbet yapıyorsun? Bileceksin aynı memory. Başka bir şey mi kullanıyorsun sen? Tabii. Ya ben senin içini biliyorum. Sinsi yaratık. Yürü git ya. Orada kızı şey yapmaya çalışıyor. Leyla'cığım bak. Ben o kadar Leyla'nın içinden senin gözlüklerini çıkardım. Gözlerine baktım ya. Gözlerin içinde ben işte o kızı gördüm. O küçük kızı gördüm ben orada. Ağlıyordu, bağırıyordu böyle. Ben gördüm onu. Ya sen yürüyüp gitsene şuradan Allah. Ay çok hızlı şekilde tansiyon düşüyor şu anda. Bire falan düştü şu an. Annem! Ana çok kötü düştüm ya. Bir şey oldu bana. İyi miyim acaba? Mecnun. Ne oldu ki orada? Özür dilerim. Ha? Mecnun özür dilerim. Mecnun mu? Mecnun. Tabii. Aha Mecnun. Mecnun hangisiydi ya? Mecnun bu salak olan vardı bir tane. O mu? Ondan bahsediyorsun. Mecnun kimdi? Oldu Mecnun. Ne güzel oldu ya. İki Mecnun'dan da aynı anda kurtulduk. Süper oldu. Akşam ne yapalım? Danslı manslı bir yerlere mi gidelim? Bir şeyler mi yapalım hocam? Evet. Yine tokat yemiş oldum ben. Ne yapacağım ben şimdi böyle yalnız? Sıkılırım ki ben. Şişt. Ya seni de çok sevmiştim ya.